Eski il ve ilçe yöneticilerimiz, değerli yoldaşlarım, önce Türkiye seçim sıdak toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Lan marşı, il başkanımızın konuşması ve seçim bildirgesinin açıklanması. Hassa İlçe Örgütü Başkanımız, 600 İlçe Örgütü Başkanımız Hamit İsaoğlu. Çok değerli basın, her şeyin üstünde yaşamlarını Cumhuriyet'in değerleriyle şekillendirmiş, biçimlendirmiş değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Bugünkü aday tanıtım ve seçim bildirgesi sunum toplantısına hoş geldiniz. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, bu görkemli toplantıyı bizimle birlikte eşlik ettiğiniz, oluşturduğunuz için ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Bu partiye ne kadar gönül verdiğinizi bir kez daha ortaya koydunuz. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, biliyorsunuz bu süreci sizler de bizim en az bizim kadar biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bugün ülkede hükümeti kimin durdurmadığını, savaşı, bu kirli savaşı kimin başlattığını sizler de bizler de çok iyi biliyoruz. Hükümet kurma çalışmalarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı AKP iktidarını ve özellikle o beş tepede oturan şahsı o kadar etkilemiş ve olumsuz etkilemiş ki genel başkanımıza seçim kurma görevini vermedi. 7 Haziran milletvekili seçimlerinde partimden aday adayı oldum, listeye giremedim. Şimdi önce Türkiye diyoruz ama 7 Haziran'da onu tam diyememiştik. İnşallah 1 Kasım'da hep birlikte diyeceğiz. Sayın başkanlarımız ve sayın vekillerimiz, sayın başkanımız siyasi anlamda birçok şey konuştu. Moral motivasyonumuza büyük katkı sağlayacaklardır. Şimdi benden sonra da Nihat Hanım konuşacak. Tabii o genel merkezin ve Ankara'nın havasını da size paylaşacak. Ben de sizden sonra baharları konuşmak istiyorum biraz. Bu çok önemli çünkü maalesef filmde çıkartan odaklar ya bugün şu kadar şehrimiz oldu demiyor, bunun sebeplerini araştırmıyor. Mazot niye bu kadar demiyor, dünyadaki petrol fiyatları düştü, çelikte mazot ve benzin fiyatları artıyor. Elektrik faturaları niye bu kadar geliyor demiyor. Esnafın işi niye bu kadar kötü demiyor. Tüccar niye mal satamıyor, yurt dışı bağlantıları hepsi iptal oluyor demiyor. Dolar paritesi, euro paritesi yükseldi demiyor. Bizim su konusunu konuşuyor ama bu su konusunu ben size paylaşmak istiyorum. Çok net bir şekilde ama lütfen beni biraz dinleyin. Bu çok önemli. Şimdi biz yeni iktidara geldiğimizde tabii ki 24 arkadaşımla birlikte 25 kişi olduk. Mecliste. Mevcut hükümetin partisinden 50 tane arkadaş var. Bir Yeşil Kent Partisi'nden 11 tane arkadaş var. Bir de Saadet Parti'den bir abimiz var. Bizden büyük yaşta. Yani meclisin 87'sinin 50'si mevcut hükümetin tarafı. Bundan önce bize not kabul vermek için direndiler. Sonra bütçe için direndiler. Doğru kadroyu vermediği için gerçekleştirme görevlisini atayamıyorsunuz. Bu arada bir susuzlukla buluştuk. 43 yılın en kurak yılını yaşamıştık bir sene önce. Tam bundan olurken 15-20 yıldır almadıkları elektrik faturalarını bize tavsiye etmeye kalktılar. Büyükşehir'e destek verdik.
çoğunun parasını verdik ve bir kısmını da yapılandırdık. Tam bu arada sonra hizmet. Hizmeti anlatırsam 4 saat anlatırım size. Ama huzur konusu önemli. Huzurun olmadığı yerde hizmetin bir manası yok. Şimdi Türkiye'ye huzur var. Hatay'da Allah'a çok şükür. Bakın bizim insanımız olgun, bilinçli. Herkes kendine bir şey yapıyor. Biz de yapıyoruz. Ama Hatay almış olduğu bu 30 Mart'taki kararı ve dil duruşu 1 Kasım'da da Türkiye'nin alması lazım. Hatay'da 30 Mart'taki kendine düşeni nasıl yaptıysa 1 Kasım'da da Türkiye için, ülkenin için yapması lazım. Biz bu dünya maalesef 7 Haziran'da tam anlamıyla sağlayamadık. Ama bundan sonra ben bütün arkadaşlarımızın işte biraz üzülen, biraz görünmeyen arkadaşlarımızın bundan sonra yanımızda olacağını düşünüyorum. Ama biraz eksikliklerimiz var. Onu biliyorum. Ama çok kısa bir sürede bu eksiğimizle gidereceğimizi yeni sürprizler bekleyin diyorum. Hiç merak etmeyin. Daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi ile 1 Kasım seçimlerini yaşayacağımızı müjdeleyiz. Kıymetli arkadaşlarım, aday arkadaşlarım gerçekten bizi motive etti. Ben onlarla gurur duydum. Belediye başkan arkadaşlarımız, il başkanımız çok güzel konuşmalar yaptı. Ben coşku dolu bir konuşma yapmak istemiyorum. 25 günümüz kaldı. Türkiye tarihinin en önemli seçimine katılacak. Çünkü 4 aydır, hatta 13 yıldır Türkiye'nin siyasal sistemi tartışılıyor. 1 Kasım tarihi bu siyasal sisteme dönük tartışmaların biteceği bir tarih olacağı için ben bu salondan sizler çıktığınızda aklınızda bir şeyler bırakabilir miyim gayretleriniz? Çünkü kahvede olacaksınız, evlerde olacaksınız, adamlarda olacaksınız. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verilmesi gerektiği üzerinde nefes yoracaksınız, çabalayacaksınız? Bu konuda bir tatkın olsun istiyorum bu konuşmada. Değerli arkadaşlar, en son yapılan kamuoyu araştırma anketlerinde Cumhuriyet Halk Partisi oylarında %3'lük bir yükselme olduğunu gördüm. Bütün kamu anketlerinde bu görülüyor. AKP'nin oyları ise %40'ın altında. Ve halen bugün itibariyle kararsız %15'lik bir seçmen var. Eğer biz bu kararsız olan %15'lik seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi için ikna edebilirsek 1 Kasım'dan sonra seçim sonuçları kesinleşince Cumhurbaşkanı görevi, hükümet kurma görevini Kemal Kılıçdaroğlu'na vermek zorunda kalacak. O nedenle bu toplantı gerçekten önemli. Ama bu toplantıdan sonrası da önemli. Arkadaşlarımızla birlikte alanda olacağız. Ben komşu ilere de gideceğim. Belki genel başkanın 7 Haziran'dan bugüne Türkiye'de çok bir şey değişti. 1 Kasım'da seçime gireceğiz. Henüz 4 ay geçmedi. Ne oldu Türkiye'de? Niye AKP'nin oyları biraz daha düştü? Neden CHP'nin oyları yükseldi? Bana göre kimi sorunlar Türkiye'de belirgin hale geldi. Kimi sorunlar derinleşti. Kimi sorunlar yeniden alevlendi. Ama temel sorunlar. Bakınız, Türkiye'yi Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu mu yönetiyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı ve Başdanışmanları mı yönetiyor diye şu an Türkiye'de bir tartışma var. Bana sorarsanız şu an Türkiye'yi Başbakan ve Bakanlar Kurulu yönetmiyor. Türkiye'yi şu an Cumhurbaşkanı ve Başdanışmanları yönetiyor. Bu Türkiye adına korkunç bir kriz, yönetim krizi. Türkiye böyle devam edemez olur. Size bununla ilgili somut veriler veriyorum.